hafta sonu Tekirdağ'da iki tane önemli isim ne yaptı? Biz de Süleymanpaşa Belediye Başkan adaylığında varız dediler. Diyenlerden biri halen mevcut belediye başkanı Ekrem Eşkinat, yani bizim meşhur heykel Ekrem'imiz. Diğeri de eski Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı İlker Yağcıoğlu. Evet sevgili Ekrem, sen belediye başkanlığının tüm imkanlarına ve gücüne rağmen %80 belediye personelini oraya gelmeye, açıklama yaptığın salona gelmeye şart koştun mu? Koştun. Ya sevgili Ekrem, ben senin yeni sanayindeki o düğün salonunun kapasitesini de, Tekirdağ Özdemirler olarak bilinen düğün salonunun kapasitesini de, ki orada iki tane yan yana salonda full doluydu İlker Yağcıoğlu'nun açıklamasında. Sen koskoca Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak İlker Yağcıoğlu'nun toplantısındaki onca kişiliğin kalabalığın yarısını bile toplayamadın Ekrem. Sevgili Ekrem, sen yeniden Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu beyan ettin. Ettin etmesine ama pazar günü de İlker Yağcıoğlu Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını ne yaptı? Bir gövde gösterisiyle ortaya koydu. Yani belediye çalışanlarının taşıma alkışıyla orada bir açıklama yapmadı İlker Yağcıoğlu. Arkadaşlar sizlerden bir şey istiyorum. Bu lambadaki cin denen parayla çalışan arkadaşı lütfen alkışlarınızla buradan uğurlayın. Bu lambadaki cin denen parayla çalışan arkadaşı lütfen alkışlarınızla buradan uğurlayın. Cumartesi günü bana karşı bu kadar yüklenmesinin ardındaki gerçekte İlker Yağcıoğlu'nun bu kadar gördüğü rağbet varmış meğersem. Üzüldüm Ekrem senin için. Senin için Ankara Mutlu Kent yolları göründü mü? Göründü. Seni sepeti koluna, doğru Mutlu Kent yoluna. Evet, bir tarafta doğma büyüme Tekirdağlı olup Süleymanpaşa'da yaşayan herkesi kucaklayan bir başkan adayı var. Diğer taraftaysa Ankara'da 20 yıldır Tekirdağ'ın her şeyinden bir haber, bir baltaya sap olmaya çalışan Ekrem Eşkinat var. Tabii ki İlker Yağcıoğlu'nun salonu senin salonundan 2-3 kat daha fazla kalabalık olacak Ekrem. Sen partilileri kandırarak belediye başkanı oldun Ekrem. Fakat yola çıktığın herkesi sattın. Ve bugün seni belediye başkanı yapan kişilerden hiç kimse kalmadı yanında. Kalmayacak da. Evet, İlker Yağcıoğlu'nun Ekrem Eşkinat'ı Ankara'daki evine göndereceği kesin. Ama gözüm İlker Yağcıoğlu'nun da üzerinde. Takipteyim seni Yağcıoğlu. Neyse, CHP'nin iç çekişmelerine çok karışmıyorum lambadaki cin olarak. Ben Tekirdağlı'nın sesi olup gerçekleri söylemeye devam ediyorum. Ne diyorum? Lambadaki cin Nijat Ayvaz yanılmaz derken... Olur bütün derdi meşhur olmak ama bugüne kadar bir baltaya sap olamadı. Belki bu vesileyle ona da bir katkı vermiş oluruz. Balta sapı olmaya ömrünü harcayan Ekrem Eşkinat'ı da elbette ki kale almaz. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz kül yutmaz. Kalın sağlıcakla.